Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün mükemmel bir video atmıştım. Daha doğrusu çok böyle ne bileyim nostalji yaşadım. En sevdiğim antisi olmayan destemle oynadım. Onun üzerine dedim ki ya madem bugün böyle bir şey yapıyoruz. Madem bugün en iyi destelerimle oynuyoruz. Dedim ki şu ana destemle niye oynamıyoruz? Bu benim biliyorsunuz ki ana destem. Bir zamanlar yani şu an değil. Şu an bile olabilir aslında yani. Şu an çünkü bir ana destem yok. O yüzden hala bu olabilir. Bu desteyle biraz maç atacağız. Bu desteyle biliyorsunuz bir sürü rekor kırdım. Çoğu rekorumu bu desteyle kırdım. Ondan sonra en son kırdığım rekoru Pekka destesiyle kırmıştım. O ayrı. Ama onun haricinde yani en yüksek rekorlar haricinde yani şu an en yüksek rekor haricinde geri kalan bütün çoğu rekorum bununla kırdım. Yani en azından çoğu rekorum en yüksek rekorlar olmasa da en çok rekor kırdığım destem bu. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten bilenler biliyordur abi bu desteyi. 757 tane Clash Royale videosu atmışız. İlla ki eskilerden vardır birçok kişi. Şimdi umarım o büyücü gider. Olur. Şöyle bir tane şey atalım. Zıplasın. Önemli değil. Benim onu atmamın sebebi sol tarafa da belki şey yapar diye attım. Güzel. Güzel. Şimdi bu destedeki olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İksirinizi iyi kullanmanız lazım. Şunu atacağız. Oh no 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 no. Tomruğa gerek var mı? Tomruğa gerek... Neyse. Biraz da erken atabilmişiz. Olur, olur, olur. Yeriz, yeriz. Şöyle bir aynı yerden bir prenses yollayalım. Bayağı bir iksirimiz var bu arada. Çok iksirimiz var. O yüzden şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Sağdan şunu yollayacağız. Geriye bunu atacağız. Çünkü elinde mega şövalye var da büyücüyü de oraya atacağını hiç düşünmemiştim ya. Mega şövalye sağ tarafa atacak. Aa, alev topu attı oraya. Tamam, prenses ölecek zaten. Yapacak bir şey yok ona. Şöyle biraz ne, güzel adamsın. Mükemmel hatta. Mükemmel. Güzel değil yani. Mükemmel. Mükemmel oldu. Dur Dark Goblin sana vermem öyle. Dur. Ah be. Dark Goblin'i verdik mi? Verdik. Adamın enteresan bir DS'si var abi. Şöyle bir tomruk atalım. Sağ tarafa da şunu atalım. Bir yere mega atacak bu adam ama herhalde sağ tarafa atmayacak. Sola atacak. Atıyor musun megayı? Megan yetişmedi sanki. Mega da yetişmedi, Valkyrie de yetişmedi. Adam çünkü çok yanlış oynuyor. Bunu atsak kule almıştık bu arada. Tersten bir prenses yollayalım. Güzel. Şunu yapıp şunu yapalım. İşimizi garanti alalım abi. Çünkü zaten bir şey kalmadı geriye. Yani Dark Goblin'i bir köprüden atsan bitti zaten yani. Dur, prensesi vermeyiz öyle bedavadan dostum. Şunu atalım. Sağlı, sürekli sağlı sollu. Anladığım kadarıyla bu adam bir büyü mü almamış kendine. Çok garip bir deste almış kendisine rakibimiz. Prensesi vermeyelim bedavadan. Biz yine atak yapalım abi. Oğlum bu böyle olmuyor bu olay ya. Bu oyun böyle oynanmıyor. Tamam. Prenses vuruyor. Tamam. O kulüye ver artık bana da neyse 2 saniye kalmış. Evet, benim bir zamanlar main destem, ana destem artık ne derseniz buydu. Nedense bakın buna da bir özlem duymuşum. Ama bugün oynadığım deste kadar özlem duymamışım. Gerçekten bugün oynadığım hem videodan çok eğlendim bugün attığım, sabah attığım videodan. Hem de o deste ne bileyim seviyorum abi ya. Dev iskeletin o olduğu desteği gerçekten çok seviyorum ya. Oo çok güzel animasyonmuş. Bende onun ayrı bir şeyi var. Bilmiyorum onu hala sabahkine göre oynanabilir bir deste hala çünkü... Çok iyi oynadık. Çok iyi maçlar attık. Ama iş yapan bilmiyorum. Sizde iş yapıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi. Olur. Şöyle bir ortaya bir tomruk atalım. Ortaya bir salata atar gibi. Tamam. Tomruğunu kullandı. Acaba kasırgası var mı rakibimizin? Tamam. 10 seviye. Çete, 10 seviye, dart. Abi, felaket kulesi direkt balona odaklandı ya. Yani dile benden ne dilersen felaket kulesi. Okları varmış rakibin, bir de tomruğu var. Tamam mı? Ok ve tomruk almış. Aslında bize iki tane anti büyü. Ama bir çılgınlık yapalım mı ya? Vallahi bakın bugün çılgın bir gün olsun. Bir dakika dur. Bakın şimdi. İksir olarak çünkü kardayım. O yüzden yapmak istiyorum bu çılgınlığı. Öyle boş boşuna yapmak istemiyorum tabii ki de. Ya gittim öne attım. Neyse.
Tamuru döndü tabii ki, onu unuttuk biz. Sanıyorum ki adamın tomuru hiçbir zaman dönmeyecek. Şöyle bir şuradan bir prenses yollayalım. Tomuru katalım madem öyle. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Bak o iş böyle olmaz, böyle yapılır bak. Oo, ben yılların köprüden iskelet dark hobbincisiyim. Bak buna çok kolay kolay bir şey yapamazlar. Gördünüz mü? Bu taktik. Herkes bilmez bu taktiği bu arada. Çünkü aşırı çaresiz bırakan bir taktik bakın. Adam büyü atmak için yıllarca sene bekledi orada. Şunu yapacağız mecburen. Aslında elinde balon olduğu için bu çok önemli bir karttı benim için. O yüzden hemen çevirmeye çalışacağım bir şekilde arkadaşlar. Ama sen niye öyle bir şey yaptın ki? Enteresan. Enteresan bir rakip. Çok enteresan bir rakip. Oo. Onu öne at. Bak bu sefer öne atmadık çünkü oraya çete atacak. Ben yine tomurumu kullanayım. Çeteyi belki etki eder. Yani. Dur bakalım dostum. Al o dart kombin al. Çok iyisin. Prenses. Felaketi kullanacağım çünkü adam oraya varınıyor, attı atı. Bak bu da ittirme taktiğidir, unutmayın. Şunu atalım. Tomurunu kullandı. Dark Goblin dönsün diye attım aynı zamanda onu. Dark Goblin döndü mü yavrum? Döndün. Al o balon daha vurmasın. Al o balonu. Şuraya hemen bir şöyle tomuru katalım. Hem binayı alalım hem oradaki Dark Goblin'i ok edelim. Dur. Ah be. Yetişseydi var ya mükemmel bir şey olacaktı arkadaşlar. Adam çok şanssız. Adam çok şanssız. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Adam felaket klas şey, köprüden mega attı, geriye döndü abi son dakika. Ondan önce balon atıyor, balon tek yiyor. Şu kadar mini minnacık canı kalmış. Neyse şu ödülü de alalım. Ya bir şey diyeyim mi, ne varsa eskilerde var ha. Eski destiler gerçekten maç kazandırıyor size, ben onu anladım arkadaşlar. Bugün en azından bugün bu iki videodan bunu anladım. Sabahki videoyu açıp izliyorum ara ara. Neyse şöyle bir iskelet fıçısı atalım. Dur bakalım. Oh nice. Biraz Rusça, biraz İngilizce. Şimdi sağlam bir desti olabilir bu rakibimizde. Bir şunu şöyle köşeye atalım abi. Elinde işte kasırga olur, bir şey olur. O bir tane vuracak büyücü, yapacak bir şey yok ona. O da tomruk attı. Tersten prenses. Bu prenses sırf iksirim var diye atmalık prenses yani bu. Hani şuralara falan atsan gelen kartı savunmak için atarsın. Bu şu an dediğim gibi yani iksirimiz boşa gitmesin. Prensesi. Şunu yollayalım. Evet. Oo, bir dakika. Burada Dark Goblin'i harcamam gerekiyordu. Yanlış seçim. Çok yanlış seçim. Tersen bir Zord Goblin. Sen özellikle kullanacaksın Dark Goblin olduğu için. Aynen öyle. Yazık. Şöyle hemen bir en arkaya bir fıça atalım. Dark Goblin olduğu için tam şey yiyebilir. Fake'i. Gerek bile kalmadı. Direkt tomuru yolladı adam yani. Hiç kasmadı. Çok vururuz oraya. 1200 dakika. 1500 dakika indirir mi? Yok. O kadar. Cem çok abartıyorsun bazen. Şimdi. Köpeden prenses? No. Şu an zamanı değil. Şu an zaman değil de ne zaman zamanı? Yolla gitsin. Oh. Çok da güzel oraya şey attı. Dark Goblin'i bekliyorum. Niye öyle bir şey yaptın ki? O zaman şuraya atarız. Belki büyücü ölür mü şansa? Yok ölmez. Ölmez. Şöyle bir şey yapacağız. İkisi birden dikkatini çekelim diye. Ama köprüde kaldı büyücü, iyi mi? Bir de bizim kuleye mi vuracak? Şöyle köşeye atalım. Kasırgası vardır belki hala, bilmiyorum. Çarpma ile tomuru varmış. Güzel. Bunu kullanacağım mecburen. Çünkü hasar alamam arkadaşlar. O neydi şimdi? O neydi? Vur ona. Zord. Hemen şurada. Aa, Dark Goblin'i öldürdü. İnanılmaz. Tomur atmasam Dark Goblin ölmeyecekti bu arada. Tersen prenses. Ay ellerim uçtu ya. Dur. Abi sen çok tomruğu niye kullandın ki? Yanlış yaptın. Büyük yanlış. Ben tomur atmam gerekiyor orada. Hayır. Destekleyin beni. Dur. Kaybetmeyelim. 20 saniyede kaybetmeyelim maçı. Prenses bırakıyorum köprüden. Ya Cem ne köprüsü prensesi? Orada iskele doğrusu varken köprüye prenses mi atılır ya? Gözünü seveyim ya. Fake. Umarım büyücü tek atmaz benim fake'ime.
Umarım büyücü benim fake'ime tek atmazsın. Umarım benim büyücüme fake atmazsın. Dur. Sakin oyna. Tomruğunu at. Şunu at. Bir dakika. Şövalye. Şövalye. Bir tık geriye atıyorum. Mega şövalye atabilir önüne diye. Vurun. Ya vursaydın keşke. No. Kaybettik galiba ya. Bu sefer kaybettik. Ama hak ettim. Çok kötü oynadım. Hakikaten kötü oynadım. Dur bakayım belki. Yok kaybettik. Ama kötü hak ettim yani. Bunu maçın sonucu böyle olacağı belliydi. Bir tane daha maç girelim o yüzden. Ellerim uçtu bu arada ya. Belki de o yüzden yanlış oynuyorum. Şimdi N2L. Yine köşe her zaman olduğu gibi fıçımızı yollayalım. Ya ama bilmiyorum ya. Niye büyücü ki şimdi ya? Arkadaşlar. Professional modu açıyorum, tamam mı? Profesyonel modu açıyorum. Ama bak bende şimdi şey yok arkadaşım. Bak bende İskiyet ordusu falan var yani, anladın mı? Bu kadar olurdu ya. Neyse savunduk galiba. Tamam güzel. Aa bak o biraz fevri kaçtı. N2L. Neyse artık adın nasıl okunuyorsa. Hiçbir şey atmıyoruz abi çeteye. Şeye, mızraklılara hiçbir şey atmıyoruz. Adam kartopu kullandı bir kere, doğru muyuz? Diğer büyüsü ne? Başka büyüsü bence bunda yok ha. Kasırga hiç alacağını zannetmiyorum. Bakın bir çılgın yapacağım. Bugün çılgınlık günü. Madem bir kere yaptık ikinciyi de yapalım. Ama Dark Goblin atmayacağım. Dark Goblin lazım bana. Abi şu niye öne atıyorsun Cem her seferinde? Büyücü attığı zaman bitti orası. Evet. Tamam sakinim. En azından bu sefer elime şey geldi. Şu. Şövalye. Aa oduncun yetişmedi galiba. Dur. Tamam. Zehiri var. Bir de kar topu var rakibimizin. Ona oduncu atacak yani. Başka atacak kartı yok. Oduncunun önünü hemen şurada keseceğim. Öfkesi yeterince uzaklara gitmesin diye. Tamam. Gayet iyi. Ama ben bunu atmayayım ya. Ne yapayım şimdi ya? İdival atmamak lazım burada bunu ama. Ne yapayım ya? Çok atasım geldi arkadaşlar. Dark Goblin büyücü alır mı? İmkanı yok. Şimdi korkacağız işte. Ama bakın. Korkmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Bunun önünü burada keseceksiniz. Bakın hayvan önünü erkenden kessin. Bak şimdi. Adam o yüzden şu an şok içinde. Çıldırmış bir şekilde. Ama bu yani. Bu işin kuralı bu arkadaşlar. Risk almak istemiyorsanız risk almayın. Adam şu an oduncu balon olacak. Bakın izleyin. Öyle mi yaptın? Tamam. Bir dakika şu an yanlış oynadım. Farkındayım. Ama nedense bir rahatlama geldi bana ya. Şuraya kadar gel bakayım oduncu balon. Oo. Büyücü odaklan şeye. Aynen adamsın dostum adamsın. Adamımsın benim ya. Sen gerçekten adamımsın benim. Şu tomru atacağım Dark Goblin onu alsın diye. Alırsın Dark Goblin alırsın. Bence iyi. Sen şöyle gel dostum. Oy prensesi gördünüz mü solda? Şurada prensesi geri alıp geri izleyin. Soldaki prensesi. Muazzam ötesiydi. Hala vuruyor prensesim benim ya. Yavrum benim. Tamam kazandık. Dostum benim. Kendine iyi bak. Oy evet yoruldum. Bugün beni yordu. Bugün birazcık yoruldum arkadaşlar. Ah, bir maç daha giresim var aslında da. Bilemedim ya. Bence bu kadar kafi. Fazla yormamıza gerek yok kendimize. Yok bir tane daha giriyorum. son maç. Daha da girmeyeceğim. Oyun böyle bir oyun işte. İlla yenilmem lazım son maç. Öyle yenilip çıkmam lazım. O yüzden giriyorum. Biliyorsunuz ki benim huyumu. Şöyle tersen prenses. Bu arada rakibimizin kulesi 10 seviye. 10 seviyede şey yapmayın sevinmeyin. Genelde iyi oynayanlar bu seviye. Ama 9 seviyede almazsın ya. Tomruğu hemen kullanmazsın ya. Tomruğu tek atmadı ya adamın. Ana. Tomur yok elinde şu an ne yapacak? Benim fıçıma karşı. Tomur elimde iskiyet ordusu vesairesi. Mega şövalyesi varmış. Mega şövalye biraz yanlış oynadığın gibi. Sanki öne atsan daha mantıklıydı değil mi? Aaron. Ben sana kısaca Jesse Pinkman diyeyim.
Adam adı zaten Aaron Paul'du gerçekteki adı. Hemen Dark Goblin'e şey. Neydi onun adı? Dur. Bu E de şey Kerem Bursi neyse oldu. Tamam. Güzel. Hiçbir şey harcamayacağım. Bakalım. Hiçbir şey harcamaya gerek yok zaten. Tamam, gayet iyi. Bu arada tomur katsam kuleye vurmuştu o da. Öyle bir şey yapmak istemedim nedense. Tamam. Onlar 9 seviyede yine de bırakmayalım ya. Felaketi yetiştiremedik iyi mi? Neyse prensesi alma sakın. Tamam. Felaketi şey yaparız. Neydi onun adı? Tomru vardı elinde. Şöyle atalım Tomru fake atsın diye. Allah Allah. Adam oynuyor mu? Oynamıyor mu? Ne yapıyor? Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Oynayamıyor mu? Kafamda deli sorular. Saldı sanırsam ya. Tamam biz şöyle bir şey yapalım ona. Şu an bu arada Mega Şövalye atarsa bitti be. Söyleyeyim, net söyleyeyim. Dark Goblin'i görmeyin yeter ki. Tamam. Tamam güzel. Oy ama bu adam galiba yanlış destelerle falan girmiş kendine göre herhalde. Çünkü o kadar 9 seviyeli korumaları niye alsın yani ligde kalsın. Yanlış mıyım arkadaşlar? Neyse arkadaşlar ben bugün 2 videodan cidden çok eğlendim. Kendinize çok iyi bakın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepiniz seviliyorsunuz ve kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.